Günaydın. Bugün 29 Ocak 2021 ve ofisteyim. Son iş günüm. Başlıktan anladığınıza göre bir iş günümü çekeceğim. Ama bu iş günüm son iş günüm. Yani burada. Biraz duygusalım, biraz mutluyum, biraz hüzünlüyüm. Kendi isteğimle çıkıyorum. Yani 1,5 ay önce istifa dilekçemi verdim müdürüme. Biraz zor oluyor ya, bu kadar zor olacağını düşünmemiştim. Ve bugünü vloglamak istedim çünkü bu benim ilk iş deneyimim ve asla unutmayacağım herhalde. Sesimden de anlıyorsunuz bak, çok stresliyim yani, çok heyecanlıyım, biraz duygusalım. Bu da buranın, ama bunu da yanımda götüreceğim, bugün söyledim. Burada böyle bir görevli var, dedim ki ben bunu götüreceğim yani giderken. Tabii ki götürebilirsin dedi çünkü çok seviyorum. Çok mutlu oldum ya. Neyse, 1,5 senedir burada çalışıyorum ve hiçbir deneyim olmadan bu işe girmiştim ve bana o kadar çok şey kattılar ki, okulda gördüğümüz önemli şeyler, ama birçok şeyi, en çok şeyi burada öğrendim, işte öğrendim, her zaman dedikleri gibi. Öyle, farklı bir gün olacak, normal bir iş günü değil bu, son iş günü. Bu arada yani son iş gününüzde genelde giden kişi bir şeyler getirir iş yerine. Yani bizim burada böyle. Yani genel Avrupa'da bence böyle, bu şekilde. Ben de bir Türk olarak baklava ve patates böreği getirdim. Annem dün patates böreği yaptı. Baklavayı dışarıdan aldık. Onları ikram edeceğim. Böyle güzel bir izlenim bırakmak istiyorum bir Türk olarak. Öyle yani, farklı bir gün olacak. Kısa kısa bir şeyler paylaşmak istiyorum sizlerle. Sonra işte ne bileyim, bir sene sonra açıp baktığımda vay be demek istiyorum aslında bu videoyu izlerken yani. Son dosyaları bitireceğim. Yerimi başka birileri alacak. Böyle buraları toparlayacağım. Gereksiz olan kağıtları atacağım. Öyle. Farklı. Başka bir işe gitmiyorum yani. Farklı bir iş buldum değil. Bu gerçekten hayatımda yeni bir sayfa açıyorum. Neyse, çok uzattım ben. Saat bu arada 6.40'da geldim. 6.53 falan oldu. Bir kahve içeyim. Kahve almam lazım. Sabah kahvemi. Sonra zaten bugün çok çalışacağım sanmıyorum, ama bir tane dosyayı bitirmem lazım gerçekten. Öyle yani, çekerim artık börek yerken, baklava yerken. Öyle bir Avrupa'da istifa etme günü. Ne yapılır? Ya bu arada sadece yani son iş gününde de, genelde özel günlerinde, senin özel gününde sen bir şeyler getiriyorsun yani iş yerine. Bu böyle yani, kural bu. Yani doğum gününde, işte evlendiğinde, her şeyde kendin bir şeyler getiriyorsun ve ben her zaman Türk mutfağından bir şeyler getirdim. Bu bana özgü ve çok mutlu oluyorlar. Gerçekten Türk mutfağını çok seviyorlar ve biliyorlar da. Gıda sektörü olduğu için bu research and development, yani gelişim departmanları çok çok iyi biliyor Türk mutfağını. Yine çok konuştum sabahın 7'sinde. O zaman ben kahvemi alayım. Devam edelim. Börek zamanı. Saat 9 oldu. Yanında da kahve var. Thank you.
Şimdi öğlen için yemek sipariş ettik. Bir bölüm tacos yiyecek, bir bölüm pokeball yiyecek. Son yemeğimiz, o nedenle dışarıdan yiyelim dedik ve hep beraber yiyeceğiz. Gördüğünüz üzere masamı falan topladım. Öğlen yemeği yiyeceğiz, ondan sonra bakalım neler olacak ama böyle kısa kısa kestiğimin farkında. Bon appétit, bon appétit, bon appétit. La dernière scène. Ah oui. C'est bien celui-là. Oui. On va sortir dehors. Il va faire un travail, on va sortir. Enthousiaste à l'idée d'apprendre de nouvelles choses et aussi à découvrir le monde du travail. Du travail, on avait dit. On n'avait pas dit découvrir le monde du travail. Tu vas lire la phrase. Je pensais que j'avais envie, mais je pense pas. Je veux juste être sûr que c'est pas cette phrase-là qui est toujours en train de ranger aussi. Oui, oui. Le matin, elle mange, à midi, elle mange, après-midi, elle mange. Elle mange, elle mange. Voilà. Moi, je vais aussi finir, c'est relativement court. Hein. Vous savez, on l'appelle Baby Wallet. Parce que c'est la plus jeune. Donc, Baby Wallet, beaucoup de succès, par aux grandes aventures. Tu as la chance de pouvoir partir une grande aventure. Profites-en à 200%. Tout le monde a cette chance, cette opportunité. Fait ça très bien. Et voilà, puis en gros, on va pas se déplacer. Hein. Nous, on est ici, la porte devant, elle s'ouvre facilement et certainement pour toi. Merci pour ton temps. Merci pour tout. Duygulanlardan sonra minik bir konuşma yaptık, veda konuşması. Ve bana böyle bir şey hazırlamışlar. O kadar mutlu oldum ki. Duygulandım. Çalışma arkadaşları. Kavlanıyor. Eve geldim. Üstümü değiştirmeden hemen kameraya açmak istedim. Vlog tarzı olsun istedim ama o kadar karışık bir gün oldu ki ne çektim ne çekmedim hiç bilmiyorum.
Ama burada kapatmak istedim. Bir iş günümü paylaşmak istedim ama normal bir iş günü değil bu. Çok farklı şeyler oldu. Full yemek yedik yani. Bir gün boyunca yemek yedik. Böyle olmuyor normalde. Dediğim gibi çok karmaşık bir gündü ama ben bunu ana olması için çekmek istedim. Çünkü bu kanalı istediğim anıları video haline getirip sonra 2-3 sene sonra tekrar baktığımda evet bu o gün bu olmuştu veya şunu yapmıştık, bunu yemiştik, böyle konuşmalar olmuştu demek istiyorum. O nedenle çekmek istedim. O kadar mutlu olduğum şeyler oldu ki yani bir bardaktan nasıl mutlu olduğunu çok mutlu oluyorum. Benim için çok manevi bir değeri var. Yani onun üzerine sevdiğim yani iş arkadaşlarından böyle bir kart aldım ve içinde o kadar çok güzel dilekler var ki yani bu manevi bir değeri var bende. O kadar... Evet işsizim yani ne kötü bir şey. Pozitif kalmaya çalışıyorum da. İlk işimdi. Üniversiteden çıktım. Hemen bu işe girdim. Bir şeyler öğrendim. Hani deneyim kazandım. Hiçbir deneyimim yokken bana bu şansı verdiler. Çok mutluyum ve bir şeylerin başardığını görmek, bir şeyleri hedefine ulaştın. Yani bu işte hedefime ulaştığım için mutluyum. Biraz hüzünlüyüm evet ama bundan sonraki yolculuğum çok farklı olacak. Söylemeyeceğim, spoiler da vermeyeceğim. Bundan sonraki videolarda görürsünüz zaten. Yani dediğim gibi çok büyük bir kanal falan değil ama bu kanalda bana anı kalmasını istediğim videolar çekmek istiyorum. Yeri gelecek tabii farklı videolar da çekmeyi düşünüyorum ama böyle anıların da video halinde olması beni mutlu ediyor. O nedenle bugün böyle bir video çekmek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Yorum atmayı da unutmayın. Umarım beğenmişsinizdir ama. Beğendiyseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Biraz hüzünlü bir günde. Evet. Bunu bence ben bir kabulleneyim. Bundan sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.